Geziniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Decathlon'dan aldığımız BTV markasının Kant 8 kilometre sayacını inceliyoruz. Dediğim gibi Decathlon'dan aldığımız BTV markasının Kant 8 yani Kant 8 kilometre sayıcı. Kilometre sayıcımız kablosuz. Bunun birkaç versiyonu var arkadaşlar. Kant 4 var, Kant 8 var, Kant 12 var bildiğim kadarıyla, ya da Kant 14 de olabilir. Tam karıştırıyor da olabilirim. Bu arada bunu kaça aldım? 79 lira gibi fiyata aldım. Kablosuz, dediğim gibi kablosuz bir kilometre sayıcı. Bu Kant 8, Kant 4 ne oluyor? Fonksiyonlarını gösteriyor. Üzerinde bunun da 8 tane fonksiyonu var. Şimdi isterseniz önce bir kutu açılımını yapalım bunun. Bakalım içinden neler çıkıyor. Ben daha önce bunu açmadım, bakmadım. Neler çıkıyor? Şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Yanında işte cırt cırtları, ondan sonra mıknatısı ve bağlantı aparatları çıkıyor. Onun haricinde de şu görmüş olduğunuz maşaya bağlanan hız ölçer, kablosuz hız ölçer sensör çıkıyor. Ve de kilometre sayıcının kendisi. Bakayım ben şuradan çıkarabileceğim. Evet, kolayca çıktı. Kilometre sayıcının kendisi çıkıyor arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şöyle kibar bir tasarıma sahip. Kablosuz bir kilometre sayıcı. Ben az önce bunun saatini falan ayarladım. Kurulumu çok kolay. En çok satılan kilometre sayaçlarından bir tanesi bu arkadaşlar. Çok tutulan bir kilometre sayıcı. Dediğim gibi avantajları ne? 8 adet fonksiyonu var arkadaşlar bunun. Bu fonksiyonlar ne? Hız fonksiyonu var en başta. Anlık hızı, ortalama hızı ve maksimum hızı veriyor. Hız karşılaştırma sistemi var. Anlık hızla ortalama hızı karşılaştırıyor. Mesafe fonksiyonu var. Kısmi ve toplam mesafeyi veriyor. Zaman fonksiyonu var. Üzerinde görüyorsunuz dijital saati ve kronometresi var. Bir de buna ek olarak zayıf pil göstergesi var. Evet, kurulumu çok basit arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? 3 tane tuşu var. Sağ, sol ve üst tuşu. Üst tuşu ayar tuşu zaten. Ben bunu daha önce kurmuştum. Şimdi birlikte tekrar isterseniz kuralım. Şurada gördüğünüz gibi sağ ve soldan saat fonksiyonunu değiştirebiliyorsunuz. 12 veya 24 formatına geçebiliyorsunuz. Ondan sonra saati ayarlayabiliyorsunuz yine aynı şekilde. Dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. Burada ne var? Other diyor. Bu da jant çapınız arkadaşlar. Bisiklet lastik teker çapınız daha doğrusu. İşte 26.20, 26.21, 28.175, 24.175. 723, 725 veya bunların hiçbiri uymuyorsa kendiniz buradan adıra girip buradan jant çapı belirleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek tek ve kolayca geçiyor. Bunların haricinde kilometre ve mil ayarı var. Kilometre saat veya mil saat olarak değiştirebiliyorsunuz. Total kilometre girebiliyorsunuz. Onun haricinde bakalım başka ne var. Evet, bu kadar. Yani 8 fonksiyonlu inanılmaz pratik bir kilometre sayıcı. Fiyat performans olarak da bana göre gayet iyi. En azından hani Çin malı alıp da dandik ölçüm yapacağınıza adam gibi bir şey almış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Aşağıya yorum yazarsanız veya çekmemi istediğiniz videoları yazarsanız bunları da yeri geldikçe çekebilirim. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.